20. yüzyılın başlarından beri gökyüzüne teleskop yerleştirme fikri astronomların hayallerini süslüyordu. Bundan 30-40 sene önce bu hayaller gerçekleşmeye ve evrenin hiç bilmediğimiz yerlerini, galaksilerini, yıldızlarını inceledik. Kimi zaman burnumuzun dibinde yaşayanı aradık, kimi zaman uzak galaksilerdeki kara deliklere baktık. Fakat bugün bize bundan önce hiç olmadığı kadar uzakları, hiç olmadığı kadar geçmişi gösterecek James Webb Uzay Teleskobu'na yakından bakacağız. Öncelikle James Webb'in tarihine bir göz atalım. James Webb'in temelleri 1980'lerin sonuna dayanıyor. O zamanlar 1990 yılında fırlatılması planlanan Hubble Uzay Teleskobu birçok şeyin öncüsü olacaktı. Ama eninde sonunda ömrü tükeneceği için bazı bilim insanları Hubble'dan sonrasını düşünmeye başlamıştı. Peki Hubble'dan sonra ne gelecekti? Bu sorudan kısa zaman sonra yeni bir teleskobun tasarıları başladı. İlk olarak 1989 yılında Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü tarafından düzenlenen yeni jenerasyon Hubble Uzay Teleskobu'nun 10M sınıfı UV görünür kızılötesi takipçisi adlı seminerde karşılaşabilecek zorluklar tartışıldı. Yapılacak yeni teleskobun aynasının 10 metre çaplı olması planlandı. Fakat ardından 1990 yılında yapılan araştırmalar doğrultusunda aynanın çok büyük olduğu belirtildi ve onun yerine teleskobun aynasının 6 metre çapında olmasına karar verildi. Raporda bu projeye geniş uzay teleskobu diye hitap edildi. O yılın parasıyla 2 milyar dolarlık bir bütçe konuldu ve 2000'lerin ilk 10 yılında fırlatılmasına karar verildi. Lakin ekonomik kriz, hükümet değişimi ve Hubble'da yaşanan sorunlar gibi olaylardan dolayı proje durdu. 1993'te Astronomi Araştırmaları Üniversite Birliği gelecek projelerinin tartışılacağı bir komite kurdu ve bu komite 1996'da yeni jenerasyon uzay teleskobunun çalışmalarının devam etmesini sağlayacak iki hedefli bir rapor yayınladı. Ancak bir sorun vardı. Komite teleskobun ayna çapının 4 metre olmasını istiyordu. Sonunda NASA yöneticisi devreye girerek bu sorunu çözdü. 2000 yılında aynanın çapının 8 metre olması kabul edilmiş olsa da 2001'de 6,5 metreye düştü. 1993'te o zamanın parasına göre 5 milyon dolar olarak hesaplanan bütçede boyutlar ile birlikte değişti ve 4 milyar dolara çıktı. 2002'de ise yeni jenerasyon uzay teleskobunun ismi NASA'nın ikinci müdürü ve Apollo gibi birçok önemli projeyi yöneten James Webb'in anısına James Webb Uzay Teleskobu olarak değiştirildi. Teleskobun fırlatma tarihi o zamanlar 2007 yılı olarak seçilse de o günden bugüne birçok kez ertelendi. Başta 2007'den 2011'e, sonra da 2013'e ertelendi. James Webb'in bir sorunu da zaman geçtikçe artan maliyeti oldu. Öyle ki sorunlar o kadar büyüdü ki artık James Webb NASA'nın bütçesini kaplayarak diğer projelerin önüne geçti. Bu sorunlardan dolayı bir makalede astronomiyi yiyen teleskop diye yer aldı. Ancak proje iptal edilmedi çünkü neredeyse 4 milyar dolara yakın para harcanmıştı. 2011'de Amerika Birleşik Devleti Temsilciler Meclisi'nin ödenek komitesi projeyi iptal etme fikrini sundu. Neyse ki projenin destekçileri sayesinde proje iptal edilmedi. NASA ve Kongre yeni bir plan oluşturmuştu. James Webb Teleskobu'nun yeni bütçesi inşa için 8 milyar dolar, ek olarak da uzayda çalışma için 837 milyon dolara çıkarıldı. Fırlatma ise Ekim 2018'e ertelendi. Ancak 2018 yılında ise yine bir erteleme duyuruldu. Artık yeni fırlatma tarihi 2019 yılının Mart ile Haziran aylarına kaydırıldı. Bu ertelenmenin sebebi ise teleskobun parçalarının birleştirilmesinin ve testlerinin beklenenden uzun sürmesi olduğu belirtildi. Teleskobun yapımında çalışan astrofizikçi John Matter, işi şansa bırakmayacaklarını ve teleskobun çalışacağından emin olmak için testlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Dünyada olup da James Webb Uzay Teleskobu'nu duymayan kalmamıştı. 2018 yılında James Webb sallantı kontrol testine tabi tutuldu. Test sonucunda ise vidalarının gevşediği fark edildi. Ertelenmeye sebep olsa da bu testlerin önemi daha da belli oldu.
vida sorununa çözüm olarak teknisyenler conta eklemeye karar verdi. Ama vidalar bir kilit sorununa uymak için tasarlanmış ve contaların da bu kilit yapısını bozacağı ne yazık ki öngörülememişti. Bir de bunların üstüne hem iticiler temizlenirken yanlış bir çözücü kullanılmış hem de kabloların yanlış bağlanması da aşırı elektrik gerilimine sebep olmuştu. Bu hatalar yüzünden 600 milyon dolar daha harcanmakla beraber proje 1,5 yıl daha ertelendi ve yeni tarih Mayıs 2020 oldu. Ertelenmeler gene bitmedi. Bizim bahtsız teleskobumuz 2020 başında testler ve küçük teknik sorunlardan ötürü 2021 Mart ayına ertelendi ve tam o karar verildikten 3 ay sonra da dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi programı yeniden yerle bir etmeyi başardı ve tarihi 7 ay daha ileri yani Ekim 2021'e ve ardından da Aralık 2021'e ertelendi. Aralık ayına girdiğimizde ise tarih ve saati belliydi. 22 Aralık Çarşamba günü saat 15.20'de Ariane 5 roketiyle fırlatılacak 30 yıllık bu teleskop sonunda gerçekten de uzaya gidiyor. Sorunlarla dolu bir geçmişe sahip teleskobumuza artık biraz da teknik açıdan yaklaşabiliriz. Uzay aracı genel olarak 6,5 ton ve 4 kısımdan meydana geliyor. Aynalar, güneş kalkanları, yakıt gibi bazı temel bileşenleri sağlayacak spacecraft bus ve tabii ki bilimsel enstrümanlar. İlk olarak aynalardan başlayalım. Burada ilk olarak gözümüze 705 kiloluk devasa ana ayna çarpıyor. Çapı 6,5 metre olan bu ayna esasen berilyum üstüne altın kaplama ile oluşan 18 küçük altıgen karonun birleşmesiyle meydana geliyor. Karoların altın kaplamaları inanılmaz incedir. Öyle ki her bir kaplama saç telinden bile 1000 kat daha ince. Bu yüzden de bir aynayı kaplamak için sadece 3 gram altın yetiyor. Berilyum ana maddenin üzerine yapılan altın kaplamanın asıl amacı kızılötesi ışınları mümkün olduğunca iyi yansıtması olduğu için altın bu konuda oldukça iyi bir seçenek. Ana maddenin berilyumdan seçilmesinin asıl sebebi ise hafif ancak ağırlığına göre güçlü olması. Bunların yanında da çok büyük sıcaklık farklarında bile şeklini koruyabilmesi. Burada dikkat çeken bir başka detay ise aynaların altıgen şeklinde olması. Bunun asıl sebebi tıpkı arı kovanlarında olduğu gibi altıgen şeklinin en çok hacim yüzey alanının oranına sahip olmasıdır. Aynanın bu kadar küçük parçaya ayrılmasının sebebi ise eğer bu boyuttaki bir aynayı tek parça yapmayı denerseniz çok ağır, büyük ve hantal olacaktır. Onu taşıyacak destek yapıdan bahsetmiyoruz bile. 25 metrekarelik altın kaplama olan bu ayna önceki diğer tüm uzay teleskoplarından çok daha fazla ışık toplayabilecek, bu da onun çok daha hassas olduğunu gösteriyor. James Webb'in ikinci aynası 7,5 metrelik 3 adet kolun ucunda bulunuyor ve ana aynayla toplanan ışığı üçüncü aynaya iletmekle görevli. Son olarak gelen ışınlar her saniye korunumunu ayarlayarak görüntüyü stabilize eden yönlendirme aynasından geçerek asıl mevzunun olduğu bilimsel enstrümanlara ulaşıyor. Aynaların arkasında ana ve ikinci aynada toplam 132 küçük mekanik motor bulunuyor. Bu küçük motorlar hareket ederek birçok aynanın tek bir ayna gibi davranmalarını sağlıyor. Güneş kalkanı. Bir tenis kortu büyüklüğündeki bu 5 katmanlı yapı teleskobun aynasını ve bilimsel enstrümanlarını güneş rüzgarları ve aşırı sıcaktan koruyor. Hali hazırda James Webb kızılötesi boyutla ilgilendiği için oldukça soğuk sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor ve güneşten gelen ısıyı engellemek için de güneş kalkanı bir hayli önemli. Her biri birbirinden farklı boyut ve şekle sahip güneş kalkanı katmanlarından en dıştaki 0.05 mm, diğeri ise 0.025 mm kalınlığında. Tabii ki bu katmanlar bitişik değil, aralarında boşluklar bulunuyor. Bu şekilde sıcaklık en iç katmanda eksi 235 dereceye kadar düşebiliyor. Kalkanlar geçmişte birçok uzay aracında da tercih edilen kaptondan yapılma. Bu kadar tercih edilme sebebi ısıya çok dayanıklı olması ve çok sıcak ya da çok soğuk koşullarda bile zararlara uğramamasıdır. Bu kapton ana maddeye ek olarak dış bir alüminyum kaplamaya da sahip. Mühendisler James Webb'in gelişimi esnasında bu kadar devasa bir kalkanı görünce küçük bir alana sığdırmak ve ardından bu kalkanı dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede hatasız bir şekilde açmak gibi çok zorlayıcı sorunlarla karşılaştı. James Webb'deki diğer birçok şey gibi bu bölümde de büyük bir mühendislik gerekiyor. Spacecraft Bus. Uzay aracının bu kısmı teleskobun beynidir ve ihtiyaç olduğu teknik desteği ona sağlamakla görevlidir.
Mesela 6 metrelik güneş paneli önceden dikkatinizi çekmemiş olabilir. Çünkü tam güneş kalkanlarının altında bulunuyor. Ve James Webb Uzay Teleskobu tabii ki onsuz kendine enerji sağlayamaz. Teleskopun oryantasyonu ve hareketini saptamak için güneş sensörleri, yıldız izlerler, jiroskoplar, bakacağı hedefi bulması ve ona sabitlenmesi için ise 6 reaksiyon tekeri ve küçük roket motorları gibi birçok alt sistem bulunuyor. Bunlar dışında iletişim alt sistemleri, sıcaklık kontrol sistemleri ve en önemlisi teleskobun beyni olan veri işleme ve saklama alt sistemleri uzay aracının bu kısmında bulunuyor. Ve geldik bunca alt sistemin çalışması sonucu bize hassas veriler sağlayacak bilimsel enstrümanlara. Enstrümanların bulunduğu entegre bilimsel enstrüman modülü mühendislerin asıl faydalı yük olarak adlandırdıkları modüldür. Teleskobun soğuk tarafında bulunan modül 4 tane enstrümana sahip. Bunlardan 3'ü yakın kızılötesi ışın için olup -234 derecede çalışacak ki bu sıcaklık güneş kalkanları ile sağlanabilir. Diğer enstrüman ise -266'da çalışacak ve orta kızılötesi ışın için olacak. Ve bu sıcaklık değerini yakalamak için ek soğutma sistemleri de mevcut. James Webb'in yapabileceği 2 gözlem modu var. Görüntüleme ve tayf ölçme. Webb'in enstrümanları aynadan gelen ışığı kameralar, tayf ölçerler, kornograflar gibi araçlarla bize bilimsel bilgi olarak geri verecek. Artık bu 4 enstrümana ayrı ayrı bakma vakti geldi. İlk olarak yakın kızılötesi kamera NIRCam. Adından da anlaşıldığı gibi yakın kızılötesinde yüksek kalitede görüntü alacak ve tayf ölçümü yapacak. Ayrıca kornograflara da sahip olacak. Kornograflarla parlak cisimlerin etrafındaki sönük cisimleri görebileceğiz. Mesela öte gezegenler gibi. İkinci olarak yakın kızılötesi tayf ölçer NIRSPEC. Aynı anda 100 objeyi gözlemleyebilecek ki bu özellik başka hiçbir uzay aracında yok. Üçüncüsü aslında bir ikili. NIRS FGS. NIRS, NIRCam gibi yakın kızılötesinde görüntü ve tayf ölçme kabiliyetlerine sahip. Ayrıca NIRS'in parlak objeleri diğer görüntüleyicilere kıyasla çok daha iyi bir kalitede görüntülüyor. FGS ise James Webb'in sabit bir şekilde tam olarak doğru konuma bakıp bakmadığını anlamamıza yardım edecek. Son olarak orta kızılötesi enstrümanı MIRI'ye geldik. MIRI orta kızılötesinde görüntü alacak ve tayf ölçümü yapacak. Ayrıca koronograf gibi farklı ölçüm cihazlarına da sahip. MIRI diğerlerine göre kızılötesinden daha uzak cisimleri gözleyeceği için diğer enstrümanlardan daha soğuk olmalı. Bu yüzden mutlak sıfır olan -273 dereceden 7 derece fazla. -266 derecede çalışacak. Videonun bu kısmına kadar James Webb tarihi ve teknik detayları hakkında hatırı sayılır derecede bilgiler verdik. Peki James Webb'in uğruna harcanan yaklaşık 10 milyar dolar ve bunca yıllık emek ne uğruna harcandı? James Webb'in en temel amacı insanlık tarihi boyunca sorulan şu iki soruya yanıt için bilgiler aramaktı. Evren nasıl oluştu ve evrende yalnız mıyız? İlk soruyla başlayalım. Evren nasıl oluştu? Bu oldukça kısa ama bir o kadar da ağır soru, özellikle son 5000 yıldır olmak üzere ilk temel insanlardan bu yana soruldu. İlk insanlar ve medeniyetler bu soruya dinler ve mitolojiler ile cevap arasa da son birkaç bin yılda bu soruya felsefe ve bilim ile birlikte oldukça tatmin edici cevaplar verdik. Bu cevaplar içerisinde belki de en iyisi Lemaître'nin büyük patlama teorisidir. Bu teoriye göre evren zamanın dahi olmadığı sonsuz küçük ve sonsuz yoğun bir tekliliğin patlamasıyla oluştu. Patlamanın ardından her geçen saniye birbirinden uzaklaşarak soğudu, yani atomları meydana getirdi ve bazı maddeleri birbirinin içine çökerterek sert cisimleri ortaya koydu. İnsanlığın en büyük bilimsel teorilerinden biri olan bu teoriye yapılacak en büyük bilimsel desteklerden biri James Webb teleskobundan gelecek. Zira James Webb Big Bang'den sonra oluşan ilk yıldızların ışığını arayacak ve bu konuda elde edeceği bilimsel verilerin büyük patlama sonrasında ne olduğunu cevaplamamızda büyük bir rol oynayacak. James Webb'in ikinci büyük sorusu ise evrende yalnız mıyız? Tıpkı bir önceki soru gibi oldukça kısa olmasına rağmen bir o kadar da cevaplaması zor olan bu soru şu ana kadar genellikle felsefi bir şekilde cevaplanmaya çalışılsa da son 50 yıldır ciddi bilimsel veriler baş gösteriyor. Amerika ve Sovyetlerin Soğuk Savaşı esnasında her iki devlet de Mars üzerinde birbirine sürekli hakimiyet kurmaya çalıştı. Özellikle NASA'nın Mars programı
insanlık dışı bir yaşam üzerinde oldukça etkili bir görev geçmişine sahip. Viking, Pathfinder, Opportunity, Spirit, Curiosity gibi görevlerle Mars'ın eskiden yaşanılabilir olduğunu kanıtladı. Bu kanıtlamayla birlikte NASA şu anda Mars üzerinde Perseverance göreviyle birlikte eski bir yaşamın kanıtlarını arıyor. Ancak James Webb göreviyle birlikte NASA, dünya dışındaki bir yaşamı bizden binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerde arayacak. Peki nasıl? Bu sorunun cevabı aslında oldukça basit. Atmosfer. Atmosferler gezegenin dış yüzeyinde yaşananların derin etkilerini taşır ve bu yüzden bilim için kısa bir özet görevi görür. Eğer bir gezegenin atmosferinde metan ve oksijen bir arada bulunuyorsa bu yaşamın doğrudan bir kanıtı olabilir. Zira metan ve oksijen bir ortamdayken tepkimeye girerek su ve karbondioksite dönüşür. Buna rağmen atmosferde metan bulunuyorsa bu metanın sürekli olarak salgılandığını kanıtlar. Şimdi işin daha kolay ve heyecanlandırıcı yerine gelelim. Bir ortamda metanın salgılanması ne anlama geliyor? Bu sorunun cevabı yaşayan bir organizmadır. Dünyanın atmosferindeki metan, bataklıklardaki bakteriler, pirinç tarlalarından, bitkilerin yanmasından, petrol kuyularından ve büyükbaş hayvanlardan kaynaklanıyor. Ki bunlar da doğrudan canlı bir yaşamın sonucu ve izleridir. Bu konu Carl Sagan'ın Soluk Mavi Nokta kitabının 5. bölümünde detaylıca anlatılıyor. İşte James Webb de tam olarak bunu yapacak. Bizden binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerin atmosferlerini inceleyerek yaşama dair bulgular elde etmeye çalışacak. Bu iki büyük hedef dışında James Webb yıldızların ve galaksilerin oluşumlarını inceleyerek onların yapı taşları hakkında bilgiler toplayacak ve nasıl oluştukları hakkında veriler elde edecek. Bize evrenin bebeklik yıllarını gösterecek, kendi güneş sistemimizin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamamıza yardımcı olacak ve yüksek ihtimal ilerleyen yıllarda bize olağanüstü bilgiler sağlayacak olan o teleskop 22 Aralık Çarşamba günü uzaya çıkıyor. Sonunda 30 yıllık yapım ve fırlatma macerası bitiyor, araştırma ve keşfetme macerası başlıyor. Bu tarihi fırlatmada biz de canlı yayında olacağız. James Webb'in bize yol göstereceği o günlerde görüşmek üzere. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.